Merhaba arkadaşlar. Yusufeli Barajı yapımı tamamlandı ve 22 Kasım itibariyle su tutulmaya başlandı. Bu tarihten sonra Yusufeli Barajı hızla dolmaya devam ediyor. İlçeye de eski ilçe merkezine yaklaşık bir 400-500 metre mesafeye kadar gelmiş bulunmakta şu anda. Şimdi hep birlikte bizler Yusufeli Barajı'nın Yusufeli halkına ve ekonomisine ne gibi etkileri oldu? Bunları inceleyeceğiz. İşte tarım olsun, hayvancılık olsun, turizm olsun. Bunlara nasıl etkileri oldu? Ve halk şu anda barajdan nasıl etkilendi? Hep birlikte bunlara elimizden geldiğince açıklık getirmeye çalışacağız. Ve Yusufeli barajını incelerken haritalardan da yardım yardım alacağız. Yusufeli barajı gövdesi nerede başladı ve su yüksekliği nereye kadar çıkacak? Bunları haritalar yardımıyla sizlere daha açık bir şekilde göstermiş olacağız. İlk önce harita üzerinde baraj gövdesinin nerede olduğunu ve su yüksekliğinin nerelere kadar çıkacağını görelim. Bu şekilde barajdan hangi bölgelerin daha fazla etkilendiğini net bir şekilde görebiliriz. Şu anda kırmızı hat şeklinde çektiğim yer Yusufeli Barajı gövdesinin bulunduğu yer. Buradan geriye yani ilçe Yusufeli ilçe merkezine doğru su dolumu yapılıyor. Şu anda bu hatta Yusufeli ilçe merkezi tamamen sular altında kalıyor. İkinci olarak Yusufeli Barajı'nın nerelere kadar çıkacağını inceleyeceğiz. Fakat bunu incelemeden önce Barhal Çayı'nı ve Çoruh Vadisi'ni göstermek istiyorum. Daha anlaşılır olabilmek adına. Bu Yusufeli ilçe merkezinin içinden geçen çay Barhal Çayı ve su yüksekliği yine o Barhal Çayı vadisi itibariyle Lantiyet mahallesine kadar çıkacak. Haritanın sol alt tarafında gördüğünüz nehirse Çoruh Nehri Bayburt'tan gelen ve ana hattını aslında Çoruh Nehri oluşturuyor barajın ve bu vadi güzergahında da Söllek diye isimlendirilen yere kadar su yüksekliği çıkacak. Şimdi tekrardan Yusufeli Haritası üzerinde Barhal Çayı Vadisi üzerinde su ne kadar yükselecek bunu görelim şu çektiğim lacivert hat üzerine kadar su çıkmış olacak ve bu bölgede bulunan birçok mahalle sular altında kalacak. Çoruh Vadisi tarafını incelediğimiz zaman su yüksekliği Sölleye kadar çıkacak ve bu arada kalan işte Peterek olsun, Göcek olsun ve Tekkale gibi köylerin birçok tarım arazisi de sular altında kalmış olacak. Bu tarım arazilerinde daha önceleri pirinç tarımı yoğun bir şekilde yapılıyordu. Şu anda biraz daha azalmıştı fakat barajın su tutma su tutmaya başlaması itibariyle buradaki pirinç tarımı tamamen bitmiş olacak. Tabii ki de yine suyun üstünde kalan yerlerde devam edebilir fakat şunu belirtelim ki zaten bildiğiniz üzere Yusufeli çok dağlık ve engebeli bir yer ve genellikle işte tarım arazileri, Çoruh Vadisi ve Barhal Çayı içerisinde yani o çayın geçtiği yerlerin kenarlarında yoğunluk gösteriyordu fakat su oraları aldığı için şu anda birçok tarım arazisi sular altında kalmış olacak. Barajın Yusufeli halkına diğer bir etkisi de hayvancılıkta olacak. Şu anda yeni yerleşim yerini izliyoruz hep birlikte. Ve işte hayvanları olanlar için karşı tarafta yani vadinin diğer kısmında ahırlar inşa ediliyor. Şu anda hala yapımına devam ediliyor. Fakat gördüğünüz üzere şu anda karşı tarafa ulaşım için yapılan viyadük hala tamamlanmamış. Ve şu anda yakınlaştırdığım yer ahırların inşaatının devam ettiği yani hayvanların saklanılacağı yer. İnsanlar yeni ilçe merkezinden bu karşıya işte hayvan saklayanlar her gün sabah akşam buraya gitmeleri lazım. Hatta işte doğumu olacak hayvanların daha sık bir şekilde gidip takibi yapılması lazım. Fakat şu anda viyadük tamamlanmamış ve karşı ahırlara gidebilmek için şu anda gördüğünüz o tünelin başlangıcı görünüyor. Buradan ileriye doğru yani Barhalçayı Vadisi itibariyle yukarıya doğru gideceksiniz ve buradan karşıya geçip tekrardan şu yol görünüyor zaten buradan ahırlara ulaşım sağlanabiliyor ve bu da güzergah olarak şu anda çok uzun bir mesafe ve insanlar bunu zaten aracı aracı olanlar yani araç sahipleri yani zorlanacak ki aracı olmayanlar nasıl gidip gelecek bu yolu bu şu anda büyük bir soru işareti ve şu anda Yusuf elinde de Hayvan sahipleri hayvanlarını yavaş yavaş zaten sattıllığa çıkarmaya başladılar çünkü bu güzergahı gidip gelmelerinin neredeyse imkansız. Şu ana kadar barajın Yusufeli altına daha çok olumsuz yönlerini inceledik. Turizm alanına geçmeden önce kısaca şunu ifade etmek istiyorum ki yorumlarda da birçok arkadaş videolarda başka paylaşılan videolarda da görüyorum. Yusufeli halkı sanki bu Yusufeli barajının yapılmasını istemiyormuş gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Böyle bir şey asla söz konusu değil. Yani Yusufeli halkı her zaman barajın arkasında böyle muhteşem bir esedin Yusufelinde olması, yapılması tabii ki de bir gurur kaynağı. Fakat insanlar olabildiğince işte az önce de bahsettim tarım arazilerinden oldular. Yani bunlar insanlar için çok büyük. ...ekmek kapısıydı. İşte hayvancılık adına yine ifade ettim. Yani bu yapım aşamasında insanların biraz fikri alınsaydı... ...ve onların gönlü yapılsaydı çok daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Yoksa barajın yapılmasına Yusuf elinde hiç kimsenin itiraz ettiği yok. Aksine insanlar böyle bir baraja ev sahipliği yaptığı için gurur duyuyor. Barajın azami yüksekliğine ulaştığı zaman... Şu anda da izlediğiniz üzere bu görüntüler farklı bir barajdan alındı. Fakat kültür balıkçılığı yoğun bir şekilde yapılabilir. Yani barajlarda zaten olabildiğince bu şekilde faaliyetler yapılıyor. Bu da tabii ki de Yusufeli'nde birçok gence ekmek kapısı olabilir. Son olarak şunu ifade edeyim. Yusufeli'nde birçok tarihi eser bulunmakta. İşte kaleler olsun, kiliseler olsun ki İşan Kilisesi işte, Barhal Kilisesi, Dört Kilise bunlar Yusufeli ilçesine çok yakın yerler ve baraj yapılmadan önce de bu yerler yurt içinden ve yurt dışından birçok turiste ev sahipliği yapıyordu. Barajın yapım esnasında ve yapımının tamamlanmasının ardından birçok haber bültenine de yansımasıyla Yusufeli daha yoğun bir şekilde ilgi görmeye başladı ve tanıtımı daha da arttı ve bu da daha fazla turisti çekebileceği anlamına geliyor ve bu da tabii ki de işte yöre halkına olsun oradaki esnaflar olsun daha fazla bir getiri elde edebileceği aşikar bir durum. Bu durumu da ele alarak videom burada sonuna gelmiş bulunmaktayım izlediğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Fikirlerinizi, düşüncelerinizi yorumlarda yazabilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.